TV izleyicileri, bugün sizlere TÜYAP'tan İDE Fuarı'ndan sesleniyoruz. Çok uzun yıllara dayanan muhteşem bir firmadayız. İkinci nesille röportaj yapmanın farklı mutluluğunu yaşıyorum. Emge AŞ'de yönetim kurulu üyesi, makine mühendisi Sayın Tuğcan Ertuğ ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Tuğcan Bey, burada olmak gerçekten çok çok farklı bir duygu. O kadar uzun yıllardır bizlerlesiniz ki bir Ankara firması olarak İstanbul'umuza, fuarımıza öncelikli olarak hoş geldiniz demek isterim. Çok teşekkür ederim. Sizleri de burada misafir etmek bizim için bir onur. Çok teşekkür ederim. Burada röportajın başında da söylediğim gibi ikinci nesilli röportaj yapmak gerçekten büyük bir gurur. Türkiye'de böyle büyük firmalara rastlamak enler de olsa bizleri çok çok sevindiriyor. 1975'lere dayanan muhteşem bir geçmiş. Yıl 2021, bu bize standa yerini alışı bu firmanın. Tabii bu başarı öyküsünü ikinci nesilden dinlemek isterim izninizle. Buyurun. Bizim firmamız bir aile firması. 1975'te babamla amcam tarafından soy ismimizle birlikte Ertuğlar olarak kuruluyor. Daha sonrasında 1981 ile birlikte MG Elektromekanik Gereçler Endüstrisi olarak ünvanını değiştiriyor. 1981'den beri de 40 senedir biz savunma sektörüne hizmet vermekteyiz. Son birkaç yıl içerisinde de firmamız ünvanını MG Anonim Şirketi olarak tekrardan değiştirdi. Elektromekanik Gereçler Endüstrisi ünvanımızı da koruyoruz hala. Biz şu anda firmamızda ikinci kuşağız. Ben kuzenlerimle birlikte, kardeşlerimle birlikte firmamızda yönetimde görev alıyorum. Makine mühendisiyim, aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Genellikle ben savunma sektöründeki ürünlerimiz ve projelerimizle birlikte ilgileniyorum. Ve fuarda da bu güzel ürünleri sergileme amacıyla varız diyorsun. O zaman biz de soralım, bu ürünler neler? Genel hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? Evet, biz uzun yıllar savunma sektörüne özellikle fason imalat olarak hizmet verdik. Özellikle talaşlı imalat, arkamızda gördüğümüz parçalar gibi, yukarıdaki büyük parçalar gibi. Aynı zamanda plastik enjeksiyon hizmetleri verdik. Son birkaç senedir de savunma sektörüne kendi ürünlerimizle birlikte girmeye başladık. Özellikle ASELSAN'la birlikte yerleştirme projelerinde edindiğimiz tecrübeleri bir ürün gamı yaratma, kendimize ürün kazandırma olarak devam ettirdik. Özellikle el kontrol bilimleri, joystickler, yine ASELSAN'la birlikte başladığımız özel bir projeyle birlikte kendimize bir yetkinlik olarak kazandırdık ve bunu bir ürün ailesi haline çevirdik. Aynı zamanda solenoid dediğimiz lineer motorlar, gene ASELSAN'la birlikte çalışmasına başlamıştık. Birleştirme projeleri kapsamında daha sonrasında yetkinliğimizi arttırarak onu da bir ürün ailesi haline getirdik. Aynı şekilde slip ring konusu üzerine çalışmalarımız oldu ASELSAN'la birlikte. Şu anda ASELSAN'a slip ring rotorları üretiyoruz. Sadece ona üretim yapıyoruz, ASELSAN üretim yapıyoruz. İnşallah yetkinliğimizi bu edindiğimiz tecrübelerle birlikte daha da arttırmayı planlıyoruz. Savunmada özellikle bu 3 ürün grubu bizim için önemli. Aynı zamanda dediğim gibi talaşlı imalat, mekanik montaj, elektromekanik montaj, plastik enjeksiyon, bunlar da bizim için önemli kalemler savunmada. Süpersin. O kadar keyifli anlattın ki gurur duydum Türkiye adına. Tamamıyla yerli üretimi. Evet. Çünkü ASELSAN'da buluşması olmuş anladığım kadarıyla. Bu gurur verici bir olay. Türkiye adına teşekkür ediyorum tekrar. Emge AŞ olarak böyle muhteşem projelere imza attığınız için. Burada tabii biraz ikinci nesil iş düşmüş anladığım kadarıyla. İkinci nesil gümbür gümbür gelmiş demek isterim bir anne olarak. İnşallah biraz iddialıyız. Değil mi? Gerçekten çünkü hem okullu hem alaylı olmalı. Muhteşem ayrıcalığı diyeceğim ben buna. Çünkü sizler gibi gençlerin hamuru bu mekanlarda yoğuruyor. Evet, kesinlikle. Bir de okul başarıları eklenince tabii ki bu muhteşem ürün yelpazeleri ve niceleri inşallah kaçınılmaz olacak. Üretim Ankara'da mı gerçekleşiyor? Üretimimiz Ankara Ostim'de şu anda. Yaklaşık 6000 metrekare kapalı üretim alanına sahibiz. Yeni bir yatırım da planlıyoruz şu anda. Sürprizler var. Evet, Kazan'da Hub bölgesinde, Ankara Havacılık Uzay İhtisas bölgesinde yaklaşık 20.000 metrekare bir alanımız var. Orada 17.500 metrekare kapalı üretim alanı olacak şekilde bir inşaatımız devam etmekte.
İnşallah bir sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz orayı da. Süpersin. Buradaki ürün yelpazelerinin tümünü düşünecek olursak, evet, hep savunma sanayi mi ilgilendiren parçalar? Havacılıkla ilgili de çalışmalarımız var. Mesela Tayiye Gökbey projesinde yerli helikopterde cyclic ve collective hand griplerini biz üretiyoruz. O da yerleştirme çalışması olarak başladı. Şu anda kalifikasyonları bitti. Testleri devam ediyor. Ürün olarak teslimlerini sürdürüyoruz şu anda. Aynı zamanda havacılığa talaşlı imalat ağırlıklı olarak yapıyoruz. Gerek o zaman karada, gerek havada. Evet evet, şu anda ürünlerimiz öyle. Engelleyelim mi? Olabilir. Şu anda yaptığımız ürünler hem deniz platformlarında kullanılıyor, hem kara platformlarında, hem de hava platformlarında kullanılıyor. Harika haberler. Burada yaptığınız ürün gamını herhangi bir sonrasında hizmeti gerektiriyor mu? Genelde biz onarım gibi. Evet, o şekilde her zaman müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Biz şu anda Aselsan, TUSAŞ AŞ, FNSS, Roketsan, yani Havelsan, savunmada aklınıza gelecek, havacılıkta aklınıza gelecek birçok firmayla birlikte çalışıyoruz. Hem fason imalatta hizmet sunuyoruz, hem de kendi bitmiş ürünlerimizle hizmet sunuyoruz. Ürünleri teslim ettikten sonra da garanti veya servis hizmeti olabilir. Her zaman müşterilerimiz bizle iletişim kurabiliyor. Evet, rahatlıkla hizmet verebiliyoruz. 41 kere maşallah diyeceğim, az kalmış gerçekten ona. Peki burada genel bir ürün gamına değerlendirecek olursak, tüm Türkiye'de var olduğunuzu anladım. Peki evet, yurt dışı çalışmaları var mı bundan alakalı olarak? Evet, son anladım. Bir yıldır görüştüğümüz firmalar var. Onlarla ilgili de neticelendirmeyi planlıyoruz umarım. Süper. Fuarda da şu an yerli yabancı konukları ağırlıyoruz hep birlikte. Evet, evet. Onun için katıldık. Bekliyoruz diyorsun aslında. Hazır konu açılmışken, fuar nasıl geçiyor? Fuar gayet güzel. Ben Covid'den dolayı biraz daha tenha olur diyordum ama gene ziyaretçi sayısı beklentinin üstünde. Değil mi? Gerçek hedef kitle gelmiş sanki. Çünkü herkes aradığını biliyor, ne istediğini biliyor. Ve masaya oturduğu zaman da genelde boş kalkmadıklarını gözlemledik biz geçen iki günde. Evet. Diliyoruz ki bugün ve gelecek günler ve yarın da bu şekilde daha da fazlalaşarak daim olsun. Evet. Ve geliyorum son soruya. Hedefler neler? Bizim hedeflerimiz ürün gamımızı ve çeşitliliğimizi arttırmak. Daha güçlü ürünlerle savunma sanayine hizmet vermek. Aynı zamanda bizim için çok önemli bir konu, ihracat kapasitesini mutlaka arttırmak istiyoruz. Değil mi? Bunun için gerçekten muhteşem hazırlıklarınız var. Biraz evvel vurguladığım Ankara'daki o muhteşem mekan şu anda yapılıyor, inşaatı sürüyor. Böylelikle gelen taleplere en kısa sürede terminde sıkıntı yaşatmadan, evet, üretici firma olmanın ayrıcalığıyla cevap da verebileceğiz. Şansım bol olsun demek isterim ve bu güzel isteklerin en kısa sürede gerçek olsun. Sağlıcakla kal, hoşça kal. Çok teşekkür ediyorum sizler de. Evet, Fuar TV izleyicileri, TÜYAP'tan İDEF Fuarı'nda yerini alan Emge AŞ'ye teşekkür ediyor. Başarılarının nice nesiller boyu bizlerle olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.